Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza İtalya'dan başlıyoruz. İstanbul'dan Bologna'ya geldik. Daha sonra yaklaşık bir 100 kilometre karayoluyla Rimini'ye ulaştık. Rimini Adriyatik sahilinde küçük bir İtalyan kasabası. Burada İtalya'da bulunmuş nedenimiz ise Dünya Ducati Haftası'na katılabilmek. Bu sene Ducati firmasının kuruluşunun 90. yılı. Esasında Dünya Ducati Haftası 2 yılda bir yapılıyor. Fakat bu yıl Ducati'nin 90. yılı olduğu için tekrarlanıyor. Ve özellikle Ducati sahipleri, Ducati kullanıcıları için gerçekten çok önemli faaliyetler düzenleniyor. Bologna bölgesi İtalyan performans otomobilleri, esasında araçları için çok önemli bir bölge. Bologna'yı merkez kabul edin ve 50 kilometre yarı çapında bir daire çizin. İçerisinde Ferrari'yi görebilirsiniz, Maserati'yi görebilirsiniz. Minardi, Formula 1 takımı Minardi, şimdiki ismi Toro Rosso, o firmayı görebilirsiniz. Pagani Zonda'yı görebilirsiniz ve o pergelin merkezinde de, yani dairenin merkezinde de Ducati'yi görebilirsiniz. Şimdi Rimini'den hep beraber hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım saat mesafedeki Misano Marco Simoncelli pistine gidiyoruz. Bence çok eğlenceli bir faaliyet bizleri bekliyor. İtalya'da Rimini'den hareket ettik. Misano Marco Simoncelli pistine geldik. 2012 yılında Misano pistinin ismine bir de Marco Simoncelli eklendi. Çünkü motosiklet sporları dendiğinde özellikle İtalya'da akla gelen çok önemli bir isimdi Marco Simoncelli. Ne yazık ki Malezya'da Sepang pistinde 2011 sezonundaki MotoGP yarışında hayatını kaybetti. Bizim de takip ettiğimiz çok önemli MotoGP yarışmacılarından bir tanesiydi. Özellikle inatçılığı, rekabetçiliği ve de çok mütevazi olmasından dolayı MotoGP camiasında çok sevilen bir pilottu. 2012 senesinde Misano pistine onun adı da eklendi. Hi, I'm Marco Simoncelli. Pistin 69 yılında, 1969'da projelendirildiğini görüyoruz. 1971'de ise yarışmalara başlıyor. İlk başladığında 3500 metrelik bir pist ama günümüzde uzatmak istemiyorum. Toplam uzunluğu 4,5 kilometreye kadar büyüyen bir pist. Ayrıca da dünyada MotoGP'nin yapıldığı önemli pistlerden bir tanesi. We'll be right back.
Misano pistine gelirken inanın bana on binlerce motosikletle beraber geldik. Şu anda yüzlerce motosiklet arka planda piste giriş yapıyor. Aklıma şu geldi, bir firma için gerçekten de özellikle pazarlama açısından son derece önemli bir faaliyet. Ducati'nin bütün özelliklerini hem ürünler açısından hem yaptığı faaliyetler açısından burada kullanıcılarıyla buluşturuyor. Kullanıcılarına da burada Ducatisti deniliyor. Onu da bu arada parantez içinde ekleyelim. Yani şunu kastediyorum, Ducati'ye baktığınızda ilk kuruluş zamanından beri motor sporlarında çok başarılı olmuş. Bu konuya çok ağırlık vermiş bir firmadır. Şu anda da pistte MotoGP'ye katıldıkları motosiklet hazır. Ayrıca pilotları burada. Andrea Iannone, Andrea Dovizioso, her ikisi de burada. World Superbike'da yarışan pilotları da burada, motosikletleri de burada. Yani dolayısıyla burada yaptıkları faaliyetleri gerçekten de kullanıcılarıyla birebir paylaşıyorlar. Birbirlerine dokunabiliyorlar. Ancak bu noktada şunu da mutlaka söylemek lazım. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Bu Dünya Ducati Haftası'nda Ducati'nin 90. yılı kutlanıyor. Bunu da resmen hissediyorsunuz. Tarihçe böyle faaliyetlerde, köklü bir tarihçe, fevkalade önemli. Onun için tarihçesinden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Baktığımızda Ducati'nin 1926 yılında Bolonya'da kurulduğunu görüyoruz. Ancak çok ilginçtir, o tarihlerde Ducati motosiklet imal etmiyor. Radyo ve elektronik parçaları imal ediyor. Transistörler, kondenserler, radyo lambaları, vakum tüpleri gibi elektronik parçalar imal ediyor. 1935 senesindeki şimdiki Ducati motosiklet fabrikasının bulunduğu yerde Borgo Panigale'de yeni fabrikalarına taşınıyorlar. Ducati fabrikanın 2. Dünya Savaşı sırasında müttefikler tarafından defalarca bombalandığını görüyoruz. 2. Dünya Savaşı bitiminde ise bütün Avrupa'da olduğu gibi İtalya'da da müthiş bir ulaşım ihtiyacı var. Ucuz ve çok etkili ulaşım çözümlerine ihtiyaç var. O dönemde de Torino'da Siata diye bir firma 50 santimetre küplük çok küçük içten yanmalı motorlar yapıyor. İşte Ducati o dönemde 1950 yılında bu motoru alarak kendisi bir motosiklet oluşturuyor. İlk motosiklet olarak Ducati'nin Cucciola'yı söyleyebiliriz. 48 santimetre küplük motora sahip, 44 kilogramlık küçük bir motosiklet, 65 kilometre saatte maksimum süreti var. Yılına geldiğimizde Ducati'nin elektronik işiyle motosiklet imalat işini ayırdığını görüyoruz. Motosiklete meraklı arkadaşlarımız bilirler. Ducati Mekanika'nın doğuşu işte bu yüzden 1953 yılındadır. Daha sonra 54 yılında fabrikayı müthiş bir restorasyona tabi tuttuğunu görüyoruz. Bugünkü fabrikanın altyapısı 1954 yılında tamamlanıyor. Daha sonra 1960'ların başında Ducati'nin 250 santimetre küplük Mach 1 diye o dönemde 250 santimetre küplük motosikletlerin içindeki en hızlı motosikleti imal ettiğini görüyoruz. 70'li yıllarda Ducati için çok önemli. Çünkü o dönemde daha büyük motosikletlerin talebi çok artıyor. Ve bugün Ducati ile özdeşleşmiş olan, adeta Ducati'nin sembolü haline gelmiş olan 90 derecelik iki silindirli V şeklindeki motorların ve en önemlisi onun sübap sisteminin Desmodromik olarak bütün dünyada motosiklet tutkunları tarafından iyi bilinen Desmodromik sistemin devreye girdiğini görüyoruz. Çok kısa söyleyeyim, Desmodromik sistem normalde diğer motorlarda kullanılan sübap sisteminden çok farklı. Özellikle sübabın geri gelişinde çok büyük farklılık var. Normal motorda sübap geriye pasif mekanikle gelir. Yani arkasında bir yay vardır. Eksantrik mili sübaptan çıktıktan sonra, sübabı bıraktıktan sonra gerilen yayın etkisiyle sübap kapanır. Ama Desmodromik sistemde eksantrik milinin kapatma içinde ayrı bir kamı vardır. Birçok uygulamada o bir iticiyle beraber sübabın kapanmasını mekanik olarak yapar. Herhangi bir yay yoktur. Tabii bunun yüksek devirlerde ve net sübap operasyonunda bazı konumlarda çok ciddi katkıları var. Ve ayrıca V-Twin'e çok karakteristik bir ses kazandırıyor. Ducati'nin sesini yüzlerce motosikletin içinden çok rahatlıkla ayırabilirsiniz. ...2012 senesine geldiğimizde
İtalya'nın timsali haline gelmiş markalardan bir tanesi olan Ducati, Almanlar tarafından satın alındı. Alman Audi grubu özellikle aynı bölgede bulunan Lamborghini'nin de etkileriyle Ducati'yi 2012 senesinde bünyesine kattı. Bugün Ducati'ye baktığımızda çok özel motosikletler imal eden, yılda toplamda 56 bin, 57 bin motosiklet imal eden bir firma görünümünde. Merkezde söylediğimiz gibi İtalya'nın çok önemli, yani etrafında performans araçlarını üreten bölgesi olduğu için önemli diyorum, Bologna'da bulunmakta. Misano Marco Simoncelli pistinde hala yüzlerce Ducati piste giriyor. Çünkü pist faaliyetleri burada çok önemli bir yer tutuyor. Esasında pistte birçok faaliyet var. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi de kalkış yarışları, yani drag yarışları. Çok da ilginç düzenlemişler. Çünkü Ducati'nin geçmişte ve şu anda en önemli pilotları bu yarışı yapacaklar. Mesela ben şu anda Hector Barbera'nın yarışacağı motosikletin üzerinde duruyorum. Hector Barbera Ducati'nin MotoGP pilotu. Hemen yanımızda Chase Davis var. O da World Superbike'da yarışıyor ve şu anda genel klasmanda üçüncü. Çok iyi bir konumda. Sağ tarafa doğru baktığımızda önemlileri söylemek istiyorum. Casey Stoner 2007 ve 2011'de MotoGP şampiyonu. Daha devam edersek şu andaki MotoGP pilotlarından Andrea Dovizioso, Andrea Iannone ve ayrıca Scott Redding'i de MotoGP takımı olarak söylemek mümkün. İşte bu en önemli Ducati pilotları bugün bu motosikletlerle drag yarışı yapacaklar. Tabii ki yapacakları motosiklet hakkında da çok kısa bilgi vermek istiyorum. Çünkü Ducati ürün gamında kalkış yarışı yapmak için çok uygun motosikletler. Ducati Diavel'le yapılacak. 1198 santimetre küplük, yani yaklaşık 1200 santimetre küplük klasik Ducati'nin 90 derecelik V-Twin çift silindirli motoruna sahip. Baktığımızda 160 beygirin üzerinde 163 beygirlik bir güç ürettiğini görüyoruz. Torku da 130 Nm'ye yakın. Yani drag yarışı için son derece önemli. Ayrıca hem çekiş kontrol sistemi hem de ABS gibi sürücüye, pilota çok yardımcı olacak elektronik destek sistemlerine sahip çelik tüp şase var. Ayrıca arkada tek bir kol var. Yani çatal yok. Arka süspansiyon tek bir kolla tutuluyor. Toplam ağırlığına baktığınızda ise 230 kilogramın biraz üzerinde. 163 beygir sadece 200 kilogram. Neredeyse yani 2 kiloya bir beygir düşen bir motosiklet. Onun için de kalkış yarışlarına fevkalade uygun.
Ducati haftasında birçok faaliyet var ama onlardan en önemlilerinden bir tanesi şu anda başlıyor. Ducati kullanıcıları güvenlik önlemlerini tam anlamıyla alarak piste çıkıyorlar. Ama tabii piste çıkışta kurallar var. Özellikle de Ducati'nin çok ileri düzeydeki motorsporları eğitmenleri eşliğinde piste çıkıyorlar. Ama zannedersem bu kullanıcılar için Misano pistinde profesyonel sürücülerle beraber yol almak çok önemli olsa gerek. Ancak bu noktada şunu belirtmek lazım. Biraz önce kalkış yarışları için Ducati Diavel'in çok uygun bir ürün olduğunu söylemiştik. İşte pist içinde Panigale çok farklı bir ürün. Zaten Ducati Dünya Süper Motosiklet Şampiyonası'nda, World Superbike'da Ducati Panigale ile yarışıyor. Motoruna baktığımızda 90 derecelik iki silindirli V-Twin motora sahip olduğunu görüyoruz. Ama gücü 200 beygir. 2 litrelik motora sahip olan versiyonun ağırlığına baktığımızda ABS'li versiyonun 186 kilogram olduğunu görüyoruz. Yani 1 beygire 1 kilogramdan daha az ağırlık düşüyor. Dolayısıyla bu da motosikletin özellikle pist şartlarında performansını çok pozitif etkiliyor. Tasarımından mutlaka bahsetmemiz lazım. Çünkü çok hoş bir tasarım var süper spor motosikletlerin içerisinde. Zaten 2012 Milano Motosiklet Fuarı'nda da dünyanın en estetik motosikleti seçilmişti Panigale. Ducati Panigale'nin niye bu kadar hafif olduğu konusunda da çok az bir şeyler söylemek gerekirse motorun şasi, yani taşıyıcı özelliği olduğunu görüyoruz. Üst tarafta bağlandığı şasi parçası çok hafif metallerden yapılmış. İç kısmı da hava fitnesi olarak kullanılıyor. Ayrıca bir hava fitnesi yok motosikletin. Tabii ki ön ve arka süspansiyonu hem basma açısından hem bırakma açısından hem de yay sertlik açısından elektronik olarak sürücü tarafından ayarlanabiliyor. Bunlar da piste çok uygun hale getiriyor Ducati Panigale'yi. Piste Ducati'nin en profesyonel sürücüleri çıktı. Eski şampiyonlar, şu anda MotoGP sürücüleri, Dünya Superbike Şampiyonası sürücüleri hepsi beraber bir gösteriş sürüşüne çıktılar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. MotoGP'de kullanılan motosikletler prototip. Yani bayilerde satılmayan motosikletler. World Superbike'da kullanılan motosikletler ise biraz önce söylediğimiz Panigale. Mesela şu anda tam önümüzden geçti. Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda motosiklet, Dünya Motosiklet Federasyonu'nun müsaade ettiği ölçüde geliştirilen motosikletler ve müthiş bir gösteriş yapıyoruz şu anda. Misano pistinde Ducati'nin organize ettiği bir faaliyetten daha çok kısaca bahsetmek istiyorum. O da 1960'ların tarzında bir yarış organize edilmiş. Misano pistinin hemen kenarında yarı asfalt, yarı toprak bir pist oluşturulmuş. Orada da drift şeklinde, yani motosikletler kaydırılarak bir yarış daha düzenleniyor. Tabii ki orada 1960'lara uygun tasarlanmış Ducati'nin yeni ürünü Ducati Scrambler kullanılıyor. Scrambler'a baktığınızda gerçekten de 60'ları 70'leri tasarım olarak çok yansıtan bir motosiklet. Ama teknolojisine baktığınızda 2016 yılının teknolojisine sahip bir motosiklet. Burada görmüş olduğunuz Scrambler'lar 800 santimetre küplük, yine klasik 90 derece iki silindirli V şeklinde tasarlanmış motorları var. 75 beygir güç verdiğini görüyoruz ve 70 Newton metrelik de bir torku var. Hafif olduğu için böyle bir pistte çok iyi kullanılacak, çok etkin kullanılacak bir motosiklet.
Ayrıca en son şunu söylemek istiyorum. Daha küçüğünü seven arkadaşlarımız için Scrambler'ın bir de 400 santimetre küplüğü çıktı. Orada da baktığımızda 35 Newton metrelik torka sahip 400 santimetre küplük V-Twin Ducati Scrambler. İtalya'da Misano pistinde Dünya Ducati Haftası programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama gerçekten de bazı açılardan çok çok önemli. Başta söylediğimiz gibi müşterilerle markanın bir araya gelmesi, onun çeşitli yönlerini bizzat dokunarak test etmesi inanın bana müşterilerde çok büyük bir etki yaratıyor. Onun dışında sadece müşteriler demek istemiyorum. Aynı zamanda iş ortaklarıyla da çok ciddi bir birlikteliği burada görüyorsunuz. Mesela lastik açısından, yakıt açısından, yağ açısından Ducati'nin teknik sorumlu insanlarıyla konuştuğumuzda işlerinin çok zor olduğunu ve yağcılarla beraber çok önemli bir iş birlikteliği yürüttüklerini söylüyorlar. Bunun detaylarına girdiğinizde motosiklet yağı çok farklı bir yağ. Çünkü baktığınızda Dünya Motosiklet Şampiyonası'nda World Superbike'de kullanılan motosikletlerde mesela kavrama yağ ile çalışan bir kavrama. Halbuki MotoGP'de kullanılan motosiklete baktığınızda kavramanın kuru tip kavrama olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burada geliştirilen yağın her iki motosiklete maksimum performans vermesi için de bu iş birliktelikleri çok çok önemli. Bunu sizlere aktarayım istedim. Efendim İtalya'dan Misano, Marco Simoncelli pistinden programımıza son verirken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.